Son meclis toplantısında Başkan Oktay veda etti. Marmaris Belediye Meclisi'nin 2019 ila 2024 dönemi son toplantısında konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Kimsenin kalbini kırmadan, bel altı yaklaşmadan, dürüst bir şekilde görevimizi ifa etmeye özen gösterdik. Herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum," dedi. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, meclis üyelerine veda etti. 5 yıl hakikaten oldukça zorlu geçti. Marmaris tarihinde belki de yaşanmamış şeylerin aynı dönem içerisinde meydana gelmesi elbette hepimizi oldukça fazla şekilde zorladı, dedi. Muhalif meclis üyelerinden teşekkür. AK Partili meclis üyesi Süleyman Eroğlu, zorlu bir 5 yıl geçirildiğini belirtti. MHP'li meclis üyesi Bestami Şinik ise 5 senenin yaşanan felaketler nedeniyle zor geçtiğini ifade etti. Evet, değerli meclis üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. 2024 yılı Şubat ayı ikinci olağan meclis toplantımız için yeter çoğunluğumuz vardır. Meclisimizi açıyorum. Öncelikle hepimizin Miraç Kandili mübarek olsun. Bu önemli güne denk gelmesi. Bununla da birlikte 6 Şubat, tam bir yıl önce 2023 tarihinde yaşadığımız ve milyonlarca vatandaşımızı etkileyen deprem felaketinde yitirdiğimiz canlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Hepinizi hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Şad olsun. Son, bu dönemin son meclis toplantısını da bitirmiş oluyoruz. 5 yıl hakikaten oldukça zorlu geçti. Bakıldığında Marmaris tarihinde belki de yaşanmamış şeylerin aynı dönem içerisine gelmesi elbette hepimizi oldukça fazla şekilde zorladı ama bir şekilde hepimizin eksiği hatası olmuştur, fazlası olmuştur. Ama bir şekilde bugünlere getirdik. Çok şükür yeni meclisi artık teslim edeceğiz. Ben önce tüm adaylara seçim çalışmalarında başarılar dilemek istiyorum. Bununla birlikte de inşallah siyasetteki seviye çok aşağı düşürülmez. Malum yerel olduğu için ateşli yaklaşımlar olabiliyor. Ama herkes kendi kampanyasını, propagandasını düzgün bir şekilde birbirine çamur atmadan, bel altı çalışmadan yapar. Kattığımız değerler de var. Yetişemediğimiz hizmetler de oldu ama her zaman kalbimizi temiz tuttuk. Hiç kimseye bel altı yaklaşmadık. Dürüst bir şekilde görevimizi ifa etmeye özen gösterdik. Yaptığımız bazı projelerin, yatırımların yakın dönemde açılışlarını yapacağız. Bunların bana göre en önemlisi de yeni hizmet binası. Yerel seçimler öncesinde tüm birimlerle birlikte belediyeyi oraya taşımayı planlıyoruz. Sonuçta bu bina, bu meclisin görev yetki döneminde hayata geçirildi. Dolayısıyla açılışı hep birlikte yapıp orada bu bina yeni meclis salonundaki durumuyla bu meclis döneminde yapılmıştır diye arzu edenlerle birlikte hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirelim diyorum. Mesire alanımız, poligonumuz da seçimlerden önce sona gelmiş durumda. Hizmete açacağız inşallah. Görev süremizin sonuna kadar vatandaşı mağdur etmeden
hizmetlerimiz devam edecek. Bugüne kadarki tüm katılımlar ve destekler için ben herkese çok teşekkür ediyorum. Söz almak isteyen varsa da sözü bırakayım. Süleyman Bey. Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 5 yıl söylemek kolay, çok kolay geçti ama zor geçti. Bir takım ilklerin bir dönemi oldu diyeyim. Üst üste gelen yangınlar, sel, pandemi. Ülkemizin pandemi, şirketlerin batması vesaire, bütün bunlar bizim olumsuzluklarımızdı. Ama diğer taraftan da belediye olarak ya da yerel yönetim olarak pek çok şeyin üstesinden gelindi ki bugüne kadar gelinebildi. Ben buradaki pek çok arkadaşı yakinen tanıyorum. Tanımadıklarım da vardı. Bu meclis bana bu arkadaşlara tanışma fırsatı verdi. Ben büyük keyif aldım. Büyük rahatlıkla söyleyebilirim. Hiçbir zaman siyaseten karşı karşıya gelmemeye çalıştım. Bunu hep ilke olarak edindim ama ola ki eğer böyle bir hata olup da bir hadsizlik yapmışsam af diliyorum. Hakkı olan varsa da bana hakkını helal etmesini diliyorum. Ben de inşallah yeni gelecek meclis güzel bir binada, keyifli ortamda bizimki kadar keyifli çalışır diye umuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen arkadaşımız var mıdır? Beslan Bey, verir misiniz? Sayın Başkan, sayın meclis üyeleri, tabii ki bu 5 sene hakikaten bizler için çok zor geçti. Hemen göreve gelir gelmez karşılaştığımız bir pandemi belasını 3 sene bertaraf etmek için uğraştık. Bunun turizme ve hayatımıza çok büyük etkileri oldu. Aynı zamanda da belediyenin gelirleri açısından da verilecek hizmet açısından da oldukça sıkıntılı günler yaşandı. Arkasından yaşadığımız yangın felaketi ve onun akabinde bizi dolaylı olarak etkileyen bir deprem felaketi, bunların hepsi sanki bekleyip bu 5 seneye sıkıştı. Fakat belediye meclis üyeleri olarak bu konuların halledilmesi yönünde herkes elinden gelen çabayı Marmaris halkıyla beraber yaşadı ve üstesinden gelmeyi başardı. Ben bütün meclis üyesi arkadaşlarıma en derin saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Sizin de bir hakkınızı Sayın Başkan teslim etmek istiyorum. Meclisimizde özellikle muhalefete söz vermeniz açısından, konuşmak isteyenin hiçbir zaman engellenmemesi açısından da size bir teşekkür borçluyuz. Bunun yanında sosyal konularda da hakikaten belediyenin, sizlerin ve yöneticilerin, idareci müdürlerimizin ve diğer idarecilerimizin, bütün Marmaris belediye çalışanlarının çok büyük desteklerini gördük. Sosyal gruplara hakikaten oldukça destek verdiniz elinizden geldiğince. Bunun için müteşekkirim. Herkese bundan sonra gelecek yöneticilerin de bu görevi çok iyi götürecekleri kanaatindeyim. Çünkü Marmaris hepimizin kardeş olduğu, aynı yerde yaşadığı ve aynı gemide olduğunu hiçbir zaman hatırdan çıkartmadan lisan-ı münasiple bir siyaset arenası seyredeceğimiz ümidiyle herkese saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen arkadaşımız yoksa, umuyorum ben de bizim dönemimizde kazanılmış kıymetli şeyler korunur. Bizlerin eksik kaldığı yerlerde de yeni gelecek arkadaşlarımız o eksiklikleri giderirler diyorum ve herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Meclisi kapatıyorum.